Merhaba değerli izleyenler, ben Tunca Arslan. Yanımda Orhun Kayap ile birlikte Merhabalar. bugün Karate Kamil'in zamandaki efsane Karate Kamil'in yapımcısı, Cem Rozkurt. aslında her şeyini yapan, yani seslendirmeleri Evet. falan bile kendisinin Hikayesinden yaptı. şeye kadar. Ve oyun dünyasında da aslında çok gurur kaynağımız da diyebiliriz. Blizzard'dan tutun, Telltale'e kadar pek çok yerde Yani çalışmış olan. Spider-Man 2'de çalışmış, Evet. atıyorum Sims 3'te çalışmış. Yani karakter modellemesi yaptı, o kadar çok oyun var ki önemli bir gurur kaynağımız kendisinin. Bu Beat the Game adlı güzide oyununu Oyununa bugün göz sizlere atacağız. aktaracağız. Oyunun bayağı ilginç bir şeyi var. Havası var, atmosferi var. Yani morayı çalan bir gökyüzü, Evet, şöyle imgeler etrafı falan. da Evet. gösterelim. Karakterimiz zaten yani giyimiyle, kuşamıyla başlı başına bir zibidi. Böyle ilginç bir şeyle bizi karşılıyor. Karakterimiz kaza yapıyor. Az evvel sündüğümüz bir şeydi bu. Uçan Ne? motorumuz. Uçan motor. Hovercraft'ta ne dersin diye diyecektim. Evet, uçan Bizi motorumuzdu. yarı yolda bıraktı ve Çalışmıyor kaza yapmamızın ardından. çalışmıyorsa ne yapacağız? Bir etrafı gezeceğiz büyük ihtimal. Doğal olarak. Oyunun türü puzzle, macera demek. Macera oyunu ve müzikle macerayı birleştirmesi burada kritik. Yani Aynen müzik öyle. tabanlı bir oyun bir yandan da ama ikisini birleştiren ben çok fazla oyun tanımıyorum. Ben de. Hani müziği ne açıdan kullanıyor derseniz müzik aslında bizim oyunu ilerleten ana mekaniğimiz. Bir cihazımızla birlikte etraftaki sesleri topluyoruz. Sonra bu sesleri mikserimizle birleştirip bir kendi şarkımızı oluşturup bir konser veriyoruz. Yani Zaten ana olayı arkadan bu. o oyunun temasını da işleyen böyle inceden sesler vesaire falan duyuyorsunuz, müzikler de duyuyorsunuz. Az evvel de kutulanmış karbondioksit bulduk. Yani her şeyi bulmak mümkün. Evet. Çölün ortasında bir koltuk yine Evet. oyunun sürü elemasına son derece uygun. Galiba yaklaştığı zaman direkt oturuyor. Yani senin Ha etkileşime geçince evet, tuşa şey basmıyor, yok. bastırmıyor. Eski macera oyunlarında olur ya hani bir kalem bulursun, bunu nerede kullanacağım diye ararsın ya da nesneler bazen gözünden kaçar, Evet. tararsın yani nerede diye. Bunda hiç öyle bir şey yok. Yani Evet. yolda bulduğun zaman zaten yanına geldiğinde otomatikman etkileşime geçiyorsun ve kullanım alanına geldiğinde yine otomatikman hemen kullanıyorsun. Kullanıyor. Gayet güzel. Evet, uzun İzlediğiniz bir üzere uyku demek ki yani rüya da olabilir yaşayacaklarımız. Biraz iyice işler karışacak galiba. benim şeyden sonra ilgimi çekti. Kerem de az evvel şeyle konuşurken, Cemre Özkurt'la konuşurken şey yorumundan bahsetti. Neydi onun ismi? Salvador Dali. Salvador Dali oyun Ha, yapsaydı evet böyle evet. böyle o çok gerçekten hani yapan için aslında bakarsanız gurur kaynağı olması gereken bir yorum diye düşünüyoruz. Ha Evet, böyle kapıdan girer girmez bir kaset bulduk, hemen cebe indirdik. arkanda da çok acayip şu an yürüme yani Neresi? yok yok hayır yani yürü o tarafa doğru. Az evvel kaseti bulurken ha tamam. Evet, bu abimiz gece olunca gel diyor. Demek ki bazı şeyleri gece açacağız, bazı şeyleri gündüz açacağız gibi gözüküyor. Peki. Gece olunca ne olacak burada acaba? Çok O ilginçmiş. enteresan. Bugün Neyse. gelmek lazım. Gerçi spoil etmemek de lazım aslında. Evet, Ha biz bugün oyundan hemen. gelmeyiz ama bir Evet. gelmek lazım, bakmak lazım. Ondan da hemen bahsetmek lazım. Oyun çok uzun bir oyun değil. Yani eğer ki iyi bir puzzle çözücüyseniz bir yandan müzik kulağınızda varsa kısa sürede bitirebiliyorsunuz. Hatta sen bahsetmiştin 20 dakikada bitirilebiliyor demiştin başta ama onun bir bug olduğunu ve o bug'ın Evet. çözüldüğünü oyunun normal yani 20 dakika kadar kısa bir oyun olmadığında hani Evet, söylemek o gerekiyor. düzeltildi. Oyun o kadar kısa değil. O açıdan endişelenmeyin ama tabii ki de hani bir 50 saat falan oynayacağınız bir oyun da değil. Kısa Değil. bir oyun. Az evvel pembe saçlı bir hanım ablaya denk Evet, geldik. o kendisiyle görüşeceğiz. Evet, şimdi mekanımıza geldik. Az önce bize söylenen şeyler neymiş bakalım. Bu mikserimiz, anlaşıldığı gibi. Bulduğumuz sesler burada. Tıkladığımızda çalıyor ve kendi miksimizi yapabiliyoruz burada canlı canlı. Eğer güzel bir şey yaparsak kum adamımız var. O da beğeniyor. Beğenecek mi şu an tabii pek. Biraz daha çalışmamız gerekecek galiba. En soldakini de açtım Onu da mesela. açalım. Ha, Aynen. Ha. tamam. Kum adam beğendi. Kum Aa, adamın sağ tipi olsun. şahaneymiş yalnız Müzikten anlıyor kum adam. ya. Baya kafa açan bir yapısı var oyunun ya Ben de gerçekten. yürürken dans ettiresim geliyor. Evet. Burada haritamızı da açalım. Ha evet. Gideceğimiz de sarı noktaya herhalde gideceğiz. Evet, sarı noktada bizi bekleyen bir robotumuz var. Tamam. O robot ne işe yarıyor dersen bir keşif robotu. Yani ben şimdi yavaş yavaş yürüyorum. Benim bir şeyler Aynen. keşfetmem daha zor. O takır takır gidip kıyıda köşede kalmış nesneleri tespit ediyor. Bir tane de Kullanabiliyor. işaret çakıyor sağ olsun. Gökyüzüne bir ışık süzülüyor. O ışığı takip edersen işaretlediğin nesneye kolayca ulaşabiliyorsun.
Şu an duyduğumuz müzik aslında bizim az evvel mix'ini yaptığımız evet. müzik değil mi? Evet. Aynen öyle. Bu arada oraya gitmeden çevrede bir şeyler varsa toplayalım. Ha, işin içine mouse da görüyor. Gamepad'le oynuyordun normalde ama mouse'u yani, da kontrol edebiliyoruz. Şu göstereceğim şimdi. Takip ederken ince ayar yaptığınız için gamepad biraz daha bana zor geldi. Mouse'u da takip etmek daha kolay. Çünkü ses kaydı yaparken takip etmeniz gerekiyor nesneleri. Ama gitme oraya ya. Tamam, başka bir şey var mı kaydedebileceğin? Heh. Tamam, yaptığımız iş şuydu, etraftaki nesnelerin sesini yakalıyoruz. Aslında yaptığımız o. Güzel, son anda yakaladık. Şunu da alayım hazır gelmişken. Oh, tamam. Gel. Araya başka nesneler... Araya gelmeyin. Tamam, güzel. Bunu aldık mı? Evet, aldık. Onu kaydettiğimizi sağ çıkıyor zaten yazdık. Canlı da göstereyim. Seçeneklerimiz geldi. Bunları da verelim. Her sütundan bir tane seçebiliyoruz bir de. Evet. Ya bunu yaparken de hep içimden şey geliyor. Yani böyle önümde DJ seti olsa oldu da hakikaten. Onlar gamepad yerine onunla oynasam. Evet, sarı robotumuzu bulduk. Güzel, bakalım robotumuza da bakalım. Mesela girişte bulduğumuz kaseti taktı, onunla çalıştırdı. O kaseti almasaydım bir daha geri dönecektim ya da ne yapacağımı bilmeyecektim. Oyun aslında yani yakın zamanda görmediğimiz son derece hani şey serbest bırakan bir yapısı var. Evet evet yani... Tamam, bazı nesnelerle etkileşimin senaryo, hani sen tek tek deneyemiyorsun vurup da burada yaptığın her şeyde özgürsün. İstediğin yere gidip istediğin yerden başlayabilirsin. Bayağı yani hani oyuncunun elinden tutup sürekli götürmüyor gibi bir yanı yok, var. Yok, keşfe açık bırakılmış. Peki o zaman şey yapalım ya, robotun da özelliklerini bize gösterdikten sonra daha fazla aslında oyunu spoil etmeyelim oynamak isteyenler için. Çünkü puzzle yanı ağır olan bir oyun. Evet, bir de dediğimiz gibi çok uzun bir oynanışı yok. Zaten fiyatı da ona göre. Yani hani bu oyun 250 liralık ve 2 saat süren bir oyun değil. Şu an değişiklik olmadıysa 15 lirası. 15 liradan satışta. Hatta galiba, gerçi o bitti ya. Yani yeni girdiği, yani daha doğrusu Steam'de ilk satışa başlandığı hafta sanıyorum ki bir indirimi de vardı üzerine. Evet. Ama şu an o indirim yok diye biliyorum. 15 lira satış fiyatıyla. Şu an keşif robotumuzla ilerliyorum. Bu bir nesne mi? Nedir bu? Neyse, bir işaret koyalım oraya. Ha, güzel. Yukarı baksana biraz. Tamam, ha tamam. Haritada baya böyle şey, beam derler diye. Ne derler ona? Aynen, şimdi nerede o? Bak mesela oraya gittiğim zaman beni oraya götürecek hiç uğraşmadan. Benim buraya oradan oraya yürümem 5 dakika neredeyse ama robotla sadece... Koşma şeyi falan yok mu ya? Hı? Koşma şeyi, yani koşamıyor mu bu karakterimiz? Yani bu hızla gidiyor. Bu hızla gidiyor, anladım. O yüzden demek ki robot eklenmiş. O robotla beraber keşif yapıyoruz. Gideceğimiz bir sonraki yere ya da bulmamız gereken eşyaları bu arada hızlı şuradayken bir şey daha göstereceğim. Ha, bir buzdolabı daha var. Evet, buzdolabının bir görevi var tabi. Açtığımızda gece oluyor. Yani girişte de oyun sürüyer bir yapıda olduğu için yani evet. Çok her şeyi mantığa oturtmamak lazım. Evet tabi canım. Zaten o tepede uçan göz bile kum adam falan. Ya ilginç, ilginç. Dediğim gibi hani bir yandan bayağı şey. Hakikaten de hak verdim yani, Salvador Dali oyun yapsa böyle bir şey olur. Yani onda da saçma sapan imgeler, ilk bakışta insanı ambale eden imgeler. Aa, bir şey bulduk. At cebe. Baget tabi doğru. Bak mesela canlı. Kullandı şimdi, sesini de kaydediyor. Karbondioksit kutusu da karbonoksit miydi yoksa karbondioksit miydi? Kutu da bir şey oluyor. O da geldi. Ya seni de çalalım. Güzel. Güzel. İlginç bir yapısı var. Zaten ya farklı bir konsepti var. Hani hep aynen öyle. Diyoruz ya, konuşuluyor. Türk oyunları neden hani başarılı örnekleri sürekli tekrar ediyor. Niye özgün bir şey çıkmıyor? İşte özgün bir şey aynen. Mesela. Bu gayet özgün bir şey ve şey de ya, ilginç böyle bir merak uyandırıyor. Kitrun hayranlarının da açıkçası kendine bağlayacak bir yapısı varmış gibi geldi. Bana benim ilk izlenimim gayet olumlu. Sen ne dersin?
Yani gayet keyifli gözüküyor. Şu an hani, oyunda benim gelemediğim nokta konser aşaması. Orayı merak ediyorum. Hani konser verirken acaba mix'i ne derece? Bir de sahneye çıkıyoruz yani. Tabii tabii. Anladım. Peki o zaman yavaş yavaş lafı toparlayalım. Zaten söyledik oyunla alakalı en azından ilk etapta ilk izlenimimiz olan söylenebilecek şeyleri. Böyle bir oyun olmuş. Cem Özkurt'un elinden çıkan bir oyun. Beat the Game. O zaman ben senin söyleyeceğin, ekleyeceğin bir şey yoksa yavaş yavaş lafı toparlıyorum. O zaman teşekkürler bize katıldığınız için. Bir başka oyunla yeniden görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.